muhteşem. Öncelikle şunu söyleyeyim, bir Galatasaraylıyım ama toksit bir insan değilim. Ülkemizde futbol o kadar saçma bir yere geldi ki, o kadar toksit taraftarlar var ki, fanatikler var ki, artık futbol konuşmak bile istemiyoruz. Yani Galatasaraylıysan, Galatasaray lehine konuşuyorsan veya aleyhine konuşuyorsan bir sorun yok. Ama Beşiktaş Fenerbahçe için konuşuyorsan sen bir tam bir fanatiksin ve toksit bir insansın. Öyle bir şey yok. Her insanın düşüncesine saygı göstermemiz gerekiyor. Şimdi konumuza gelip geçmişe döndüğümüzde baktığımız zaman Mario Gomez, Anderson Talisca. Beşiktaş'ın hep bir kiralık aşk sorunu oluyor. Bunu da siz fark etmişsiniz zaten. Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş kulübü bu oyuncuları ne kadar çok benimsese de bu oyuncular Beşiktaş'ı benimseyemiyor. Asla olmuyor. Hani işlerini almıyorlar. Sözde seviyorlar ama bir türlü benimseyemiyorlar. Her zaman kariyer planlarını başka şekilde yapıyorlar. Buna biz anlam veremiyoruz açıkçası. Anlam veremiyoruz ama bazı hataları da kendimizde görmemiz gerekiyor. Örneğin bizim en büyük yaptığımız hatalardan biri futbolda. Siz hiçbir İtalyan'ın, İspanyol'un veya İngiliz'in maç kazandığı zaman, büyük bir takımı yendiği zaman ülkecek. Böyle ayağa kalktığını gördünüz mü? Ama bizde ne oluyor? Biz bir Hollanda'yı yeniyoruz mesela. Aa işte bizim çocuklar, işte şuna koyarız, buna geçeriz diyoruz. Daha sonra turnuvada bu şekilde oyuncularımızı yükselttiğimiz için adam gibi bir takım karşılarına geldiği zaman darmadağın ediyorlar. Örneğin Galler, İsviçre, Danimarka. Ufacık ülkeler ama bizim ülkemiz 80 milyon. Bir başarı yok futbolda. Bu neden? Çünkü görmemişlikten. Başarıya o kadar aşık kalmışız ki. En ufak başarı yakaladığımız zaman hemen ortam farklı bir yere çekiyoruz. Hemen bir havaya giriyoruz. İşte en büyük yanlışımız bu. Gelen yabancı oyunculara da bunu yapıyoruz. Hiçbir kulüp. Dünyadaki hiçbir kulüp bu oyunculara bu şekilde davranmazken bizim davranışımız, bizim sosyal medyadaki gücümüz bu oyuncular nasıl olsa ben buraya kesin kendimi atarım. Ekstra bir kariyer planı daha yapayım gözüne bakıyor. Talisca'nın Instagram hesabı 1 milyon takipten düşüyor ve Beşiktaş'ı paylaşıyor ve Beşiktaş aleyhine bir şey söylüyor. Hemen Beşiktaşlılar heyecanlanıyor ve takip etmeye başlıyorlar. Adam 1 milyon oluyor, daha sonra Beşiktaş'ı bir yerine takmıyor. Bizim yaptığımız en büyük hatalardan biri bu işte. Bu oyuncuları kimse zaten ilgi göstermiyor bizim dışımızda. Ama biz öyle bir yüceltiyoruz ki adam kendini burada affedersiniz bir şey sanıyor. Kulüpten büyük sanıyor. Öyle bir şey yok. Gezal geldiği zaman herkes ön yargılıydı. Adam kariyeri boyunca 203 maçta 20 tane gol atıp 20 tane asist yapmıştı. Herkes dedi ki bu oyuncu ne yapabilir ki Beşiktaş'ta? Adamda adam akıllı golü yokken ne yapabilir dedi ama Gezal'ın sihirbaz olduğundan ve Sergen Yalçın'ın büyülü olduğundan haberleri yoktu. Gezal ve Sergen Yalçın öyle birleşti ki Gezal mükemmel bir sezon geçirdi. Beşiktaş'ta 8 tane gol attı ve 17 asist yaptı. Kariyeri boyunca yaptığı en büyük istatistik bu şekilde. Gezal güzel bir oyuncu. Ama bizim dediğim gibi başta en yaptığımız hata sürekli oyuncuların bir yerlerini kaldırıyoruz. Yani sürekli bir Instagram hesabına mesaj atarsak işte come to Galatasaray, come to Beşiktaş, come to Fenerbahçe işte şöyle böyle yazarsak bu oyuncular çok farklı bir havaya giriyor. Ülkemizde fanatik gazetesi vatandaşlarımız tarafından kendi arasında konuşulduğu zaman yalan haberiyle bilinir, transfer haberleriyle bilinir ve aynı zamanda Fenerbahçe yakınlığıyla bilinir. Bunu ben demiyorum. İnsanlar kendi arasında söylüyor. Çoğu insan da bu şekilde söylüyor. O yüzden Fanatik Gazetesi'ne bir şey dediğim yok. Bunu da söyleyeyim önce. Gezal, Fanatik Gazetesi'nden gördüğünüz gibi hikayesinden bir haberi yalanlıyor. Galatasaray'dan teklif aldık mı? Beşiktaş'tan devam edeceğiz mi acaba yalan? İnsanlar bunu düşünüyor. Özellikle Gezal'ın Instagram profilinden Beşiktaş yazısını silmesi insanların acaba Galatasaray'a mı gidiyor düşüncesine bürünmesine sebep oldu. Ama şu anda biliyoruz ki Gezal Leicester'ın futbolcusu. Beşiktaş yazısını silmesi çok normal. Leicester baskı yapmış olabilir. Aynı zamanda burada hani Galatasaray'dan teklif aldık da yalan olabilir. Beşiktaş'tan devam edeceğiz de yalan olabilir. Ama ülkemize dönen haberlere göre Galatasaray 2.7 milyon euro yıllık maaş önermiş Gezal'a. Şu anda ülkemize dönen haberlere göre Fatih Terim sözde Gezal'ı istiyor. Ama Gezal Galatasaray istiyor mu o muamma. Adam bir açıklaması var. Ben Beşiktaş'ta mutluyum, Türkiye'de Beşiktaş'ta oynarım gibi bir açıklaması var. Bu da ortalıkta geziyor. Öncelikle şunu konuşmalıydı ki futbol profesyonel bir oyun. Hiçbir zaman ne olacağı belli olmaz. Örneğin Babel, Caner Erkin, Gökhan Gönül. O yüzden her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Zaten Gezal hangi takıma giderse gitsin başarılı olacağını hepimiz biliyoruz. Özellikle Beşiktaş'ı şampiyon yapan Göztepe penaltısını hatırlıyorsunuz. Gezal atmıştı onu. O penaltıyı atabilecek soğukkanlıkta bir adam çoğu takımda başarılı olabilir Türkiye'de. Ben öyle düşünüyorum en azından. Tabi Sergen Yalçın'ın efekti çok büyüktür, ayrı bir konu ama sonuçta Galatasaray ve Fatih Terim'den bahsediyoruz. Bence orada da çok başarılı olabilir giderse. Ama gideceğini ben düşünmüyorum bir Galatasaray olarak. Şimdi dostlar, Galatasaray cephesine bakacak olursak Galatasaray'da şu anda en büyük maaşı 2,5 milyon euro ile Muslera alıyor. Yılların emekçisi Muslera alıyor.
Fatih Terim bu yüzden Gezal'ı veto etti. Çünkü Galatasaray'ın Gezal'a teklifi 2.7 milyon euroydu. Fatih Terim Gezal'ı istiyor ama Gezal daha makul bir fiyata almak istiyor. Dostlar şimdi siz diyebilirsiniz ki yahu kardeşim nasıl Muslera 2.5 milyon euro alıyor? Bizim bildiğimiz Falcao 5 milyon euro alıyor. Falcao 5 milyon euro almıyor dostlar. İlk geldiği zaman güzel bir rakam aldı ama daha sonra sürekli sakatlandığı için satılmak istendi Amerika'ya. Miami City'ye. Daha sonra Falcao burada kalmak istedi ve maaşında büyük bir indirim ekledi. Şu andaki en büyük tavan ücret Muslera 2.5 milyon euro alıyor. Yani dostlar şöyle söyleyeyim kısaca. Gezal'a Galatasaray ve Fatih Terim büyük bir ilgisi var. Ama bunu daha makul bir fiyata çekmek istiyorlar. Beşiktaş kulübü ise memnun olduğu oyuncusunu almak istiyor. Ama daha da makul. Galatasaray'ın daha da makul bir fiyat almak istiyor. Burada ortalık karışıyor. Gezal Beşiktaş'ı mı seçecek? Şampiyon olduğu, taraftarın gönül verdiği takıma mı gidecek? Yoksa rakip takıma mı gidecek? Bunu Gezal gösterecek. Şu anda ortada dönen haberler bu şekilde. En güncel haberleri sizlere konuşmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım daha doğrusu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu farklı oldu, biraz klip gibi oldu, bunun da farkındayım. Bir de böyle deneyelim bakalım nasıl, beğeniyor musunuz diye yaptım. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın dostlarım. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere, bay bay.